dışarıda. Bir yandan da IMF toplantıları var 17-19 arası. Onun da orada yapılacak tartışmalar da etki edebilir. Ama sakin bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Altında düşüş var, binde yedilik. 2.366 ons fiyatı dolar. Brent petrolde de 90 doların altında seyir devam ediyor. Baktığın zaman bizde de kurların sakin olduğunu görüyoruz. Dolar 32.48, euro 34.58, binde ikilik, üçlük artışlarla gidiyor. Ama IMF önemli. IMF'te çıkacak kararlar da önemli olacak tabii. Konuşuyoruz ama en son yaşanan olaylar artı bir de işte ticarete ilişkin yeni bir açıklama da var Ticaret Bakanlığı'ndan. Kapsamın aslında çok geniş olduğunu belirtiyor Ticaret Bakanlığı. Tabi bunu açıklama gereği de duyuldu bir yandan o yeni açıklamayla. Devam ediyor mu bu ihracat, etmiyor mu konusu çok soruluyor. Ama ayrıntılarda boğulmak değil aslında, yani geneline baktığımızda Ticaret Bakanlığı'nın mesajında etmiyor. Ne dersiniz? Valla ya Metin Cihan'ın yine gemi trafiklerinden söyledikleri var. Çok yakından takip ediyor biliyorsun ve onun üzerine zaten bu işler oldu. İyi bir gazetecilik örneği nedeniyle oldu. Bu işte 55 malda durdurduk dediler. Şimdi genişlettik diyorlar ama bunlar zaten ha dediğin zaman duracak şeyler değil. Yani mal siparişi verildiyse, parası geldiyse gemi çıkmak zorunda. Artı bunun dışında eğer böyle bir ilanda bulunuyorsunuz ama bir yandan da eğer isterseniz bir başka ülkeye ihraç eder, oradan gönderirsiniz. Yani bütün bunların bypass edilecek şeyler, yöntemler olabilir. Görüntü olarak durdurduk demeyi tercih ediyorlar. Bu siyasi bir şey karar haline geldi. Ama kararın ne kadar uygulandığı konusunda şüphe devam edecek. Ve bu burada yani bu uluslararası ticarette işte ambargolar bilmem neler o kadar böyle harfiyen uyulan şeyler değildir. Şeyler olur, ayrıcalıklar olur, şeyler olur. Bütün bunları görebiliriz ama baştan verilmesi gereken bir tavrı göstermeyip İşte kahve dükkanlarını basarak bu işi halletmeye çalıştılar. Sonunda kendi ayaklarına dolandı. Şimdi onu kurtarmaya çalışıyorlar. Umarım yani ticaretin de olması lazım ama bir an önce barış olur. İran hareketine karşı İsrail yine bir şeyler yaparız demiş. Umarız böyle bir şey olup karşılıklı çatışma yeniden büyümez gibi. Küresel şeye baktığın zaman, havaya baktığın zaman öyle bir beklenti azalmış gibi duruyor açıkçası. Yani küresel finans sistemi çok daha büyüyecek bir çatışmayı pek satın almıyor gibi gözüküyor şimdi. Ama ne olacak? Bu Netanyahu yani çok mantık içerisinde davranan biri gibi görünmüyor tüm tepkilere rağmen. Ne olur onu da bilemeyiz tabii.